Zeynep Solman TV'den herkese merhaba. Magazin gündemiyle karşınızdayız. Burcu Kıratlı, Serin Akçıl. Evet, Burcu Kıratlı ve Serin Akçıl çok güzel bir şekilde dünya evine girmişti. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Burcu Kıratlı'nın gelinliği konuşulmuştu. Serin Akçıl'la ne kadar mutlu bir birlikteliği adım attıkları ve işte o dünya evine girerken ki sonsuza kadar birlikteyiz sözleri yankılanmıştı. Ne yazık ki evlilikte kriz çıktı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Evleri ayırdılar mı? Acaba Sinan Akçıl avukatlarına talimat verdi mi? Burcu Kıratlı kıskanç mı? Sinan Akçıl evliliğe adapte olamadı mı? Hep bunlar konuşuluyor. Şimdi Sinan Akçıl gözde bir bekardı biliyorsunuz. İşte Ebru Şallı ile birlikteliği uzun süre konuşuldu. Uzun da sürdü. Ebru Şallı'ya işte şarkılar yazdı, metiyeler düzdü, işte çok mutlulardı vesaire, işte birden bitti. Sonra Romanyalı şarkıcı Otilia ile birlikteydi. Onunla da böyle güzel bir birlikteliği vardı ama onda da işte böyle bir inişler, çıkışlar, ayrılıklar, küskünlükler oldu. Sonrasında o da bitti. Bir de yıllarca arkadaş olduğu, çocukluğundan, gençliğinden beri tanıdığı Burcu Kıratlı vardı. Kimi zaman dertleştiği, hatta sevgililerini anlattığı Burcu Kıratlı. Bir anda ani bir kararla hayatımın kadınını buldum, Burcu Kıratlı'yı buldum. O benim arkadaşım da ama artık sevdiceğim olacak, olmalı diyerekten evlendi şok bir kararla. Bir baktık ki ikili Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da son derece eğlenceli bir şekilde nikah masasına oturdu konsoloslukta. Burcu Kıratlı hatta giyinmemiş gibiydi, gelinliği çok konuşuldu. Üstü böyle şeffaf bir büstiyer gibi, göğüs dekolteli. Altı ise böyle mini ve biraz tüllü gibi, böyle tül işte detaylı bir gelinlikti. Amsterdam sokaklarında ikili yürüdü. Son derece neşeliydi. Çok eğleniyoruz. İşte eskiden arkadaştık, birbirimizi iyi tanıyorduk. Ailelerimiz birbirini tanıyor. Kenan Erçetin Göz, Burcu'nun manevi babası. Onu işte çok iyi tanırım. Gül Erçetin Göz, Burcu'nun annesi. Onunla da aram çok iyi. Burcu'yu da tanırım. Ve bu evliliğin güzel gideceğine inanıyorum diyerek imzayı atmıştı Sinan Akçıl. Ama söylentiler tabii durmadı. İlk söylenti Hadise ile alakalıydı. Sinan Akçıl eski sevgilisi Hadise'nin adını bir röportajında geçirmişti güya. Ki geçirmediğini sonrasında deklare etti. Dedi ki ben böyle bir şey söylemedim. Şöyle demişti, çok da önemli bir şey söylememişti. Bu yaz ne konuşulacak, ne Hande, ne Hadise, sadece benim şarkılarım konuşulacak diye bir söz geçmiş röportajda. Buradaki Hadise sözcüğü de eski sevgilisini geçirdi diye Sinan'ın başına dert oldu. Güya belki de doğru, bilemiyoruz. Ben güya diyorum çünkü bunun kıskanacak bir yanı yok açıkçası. Söylediği cümle çünkü çok işte sıradan bir cümle yani. İşte kim var popçu? Aklına gelenleri söylemiş. Hande Yener demiş, Demet Akalın da diyebilirdi. Hadise demiş, hiçbiri konuşulmayacak, ben konuşulacağım demiş. Ama bunu söylemediğini iddia ediyor ısrarla Sinan Akçıl. Ben böyle bir cümle söylemedim, böyle bir cümle sarf etmedim diyor. Bu yüzden Burcu Kıratlı nasıl eski sevgiline bir röportajda konuşursun, adını geçirirsin diye kıskançlık yapmış. İşte ilk kriz evlilikte bundan ortaya çıkmış. Bu kıskançlık da o kadar bunaltmış ki Sinan'ı avukatlarına talimat vermiş ve artık işte dayanamayacak, raddeye geldim, Burcu'dan boşanmak istiyorum. Bunun üzerine Sinan'la da Burcu'yla da işte canlı telefon bağlantıları yapıldı. Magazinciler onları buldu, sordular, soruşturdular. İşte yalanla da ikili. Her evlilikte böyle bir kriz olur. Tamam, bir kriz yaşadık ama işte tam da böyle değil. İşin aslı astarı bu şekilde değil. Zaten ben Hadise'den bahsetmedim ama biz bir şey yaşadık. Bunu da yalanlamıyorum dedi Sinan Akçıl. Şu an evliliğimiz gayet iyi gidiyor. Hatta biz sadece konsoloslukta işte Hollanda'da evlendik ama Türkiye'de de düğün yapmak istiyoruz. Buradaki sevenlerimizle olmak istiyoruz. Burada da aynı zamanda Burcu bir gelinlik giyecek. Burada da işte bir davet vereceğiz demişlerdi. Ne yazık ki o davette bu yaz gibi olacaktı ya da yaz başı mı, yazın ortasında mı bilmiyorum, tam da bilemeyeceğim. Onların söylemleri çünkü değişiyor sürekli. Şu anda görünen o ki artık boşanma dedikoduları ayyuka çıkmış vaziyette. Yani çok fazla ayrılacaklara dair haberler var. Gene söylenen o ki bayramdan sonra Sinan Akçıl'ın avukatlarına verdiği talimat doğrultusunda Sinan'la Burcu ne yazık ki boşanacaklar. Böyle bir iddia var. Tabii bunu iki taraf da ne doğruladı ne yalanladı.
Bayramdan sonra göreceğiz böyle işi var mı yok mu. Şimdi Sinan uçarı. Böyle hala ele avuca sığmayan bir halde. Ve çok da küçük değil sanırım. Yani 35'lerinde diye düşünüyorum. Hatta daha da üstü olabilir. Burcu tabii elbette daha küçüktür. İkisi de böyle aslında yakışmıştı. Biri sarışın, biri esmer. Sarışınlar da esmerleri severler. Güzel bir portre çiziyorlardı. Ben onları hatta markette böyle büyük bir süpermarkette gördüm. Eğlenceli bir çifte benziyordu. Alışveriş yapıyorlardı birlikte. Sinan telefonuyla oynuyordu. Burcu da işte alışveriş sepetini dolduruyordu. O zaman gayet iyi gözüküyorlardı. Ama dedikodular şöyle. Sanki her ikisi de evliliğe alışamamış. Evlilik zor bir zanaat açıkçası. Aynı ortamda bulunmak, aynı evin içinde yaşamak, aynı havayı solumak, farklı alışkanlıklar. Kimi zaman birinin evde oturmak istemesi, kimi zaman birinin dışarıya çıkmak istemesi, işte aynı paydada buluşamamak ve bir sürü zorlukları var evliliğin. Özellikle böyle işte deli fişek tiplerini, Sinan Akçıl deli fişek bir tip yani, anlatabiliyor muyum? Büyümeyen çocuk. Hala böyle hem üretken, hem işte ego tavan, hem işte daha böyle yaşam dolu. Onun ben zaten şaşırmıştım evlenip yuva kurmaya doğru gitmesi, hatta baba oluyor olmak istemesi ya da olacak olması biraz şaşırtıcı gözüküyordu. Çünkü büyümemiş gözüküyordu açıkçası insanların gözünde. Ama aradığım aşkı buldum demişti. Sonsuza dek evet dediler birbirlerine. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Evlilik tahmin ettikleri gibi olmadı herhalde. Ama tabii bunlar iddia. Sadece haberlere düşen şeyler. Sosyal medyalarında da kimi zaman işte bir şeyler böyle hani kinayeli şeylerle paylaşmıyor değiller. Senin Akça doğum günü yalnız geçirdi imajı çiziyor. Burcu çok mutluyum imajı çiziyor. Birlikte çok da bir şey paylaşmadılar son zamanlarda. Umarız kurtarırlar. Çünkü hiç kimse boşanmak için evlenmez. Herkes sonuna kadar sürdürmek ister. Bilmiyoruz tabii, Sinan belki de öyle düşünmüyordur yani. Bir evleneyim, deneyeyim, bakayım, göreyim ne olacak. Olursa olur, olmazsa olmaz da diye düşünüyordur. Ama kadın öyle düşünmez. Kadın her zaman tamamını erdirmek ister. Kadınlar takdir edersiniz ki daha duygusaldır. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. İnşallah boşanmazlar. Niye boşansınlar ki? Ama boşanırlarsa da ben açıkçası Sinan cephesi böyle bir teklife gelirse hiç de şaşırmam. Bir evlilik ne yazık ki bitmiş olur. Yani zamanla göreceğiz.